Merhabalar sevgili gençler, 3 videoluk integral serimizin ikinci bölümündeyiz. Burada belirli integral ve arkadaşlar değişken değiştirme soruları çözeceğiz. Hatta e, sınava çok yakın soru tipleriyle beraberiz arkadaşlar. Direkt alın, üniversite sınavına koyun arkadaşlar. Böyle bir soruyla başlıyoruz. Şimdi integralin özelliklerinden bir tanesi, önceki videolarımızda anlatmıştık. fx fonksiyonu arkadaşlar tek fonksiyon olmak zorunda. Neden tek olmak zorunda? Eğer arkadaşlar fx tek olursa integral dışına çıkarken üzeri bir artacağı için çift olmuş olacaktır. Ve çıkmış halde büyük fx diyecek olursak e, çift fonksiyonlar arkadaşlar a koyduğumuzda ve eksi a koyduğumuzda ne yapacaktır arkadaşlar? İçindeki eksi yutacağı için aynı şeyler birbirinden çıkardığımız için sonucu sıfıra götürecektir. Bakın zaten bu fonksiyonda da arkadaşlar sınırlar simetrik ve sonuç sıfıra gitmiş. Demek ki çıkmış halinin çift olabilmesi için integral içinde halinin tek olması gerekiyor. E peki fx kime eşit işte arkadaşlar? Px polinomla. Eğer Px polinomu tek bir polinomsa arkadaşlar e, mutlaka üzerinde çift dereceli terimleri bulundurmamalı. Zaten bakıyorum baş katsayısı bir olan 3. dereceden bir polinomdan bahsediyor. Demek ki arkadaşlar ne olacak? Px x küp diye başlayacak. Baş katsayısı bir bakın. Artı ax de birinci dereceden bir terim bulunduracak. Kareli terim bulunduramaz. Tek fonksiyon olması gerektiği için sabit terim de bulunduramaz. Biliyorsunuz sabit terimler de arkadaşlar çift fonksiyona dahiller. Dolayısıyla px polinomu bu şekilde olmak zorunda. Şimdi gelelim arkadaşlar alttaki bilgiye. x eksi 1 ve x 2 ile bölümden kalanlar aynıdır. E da biliyorsunuz kanadı bulmak için sıfırlayan x götürüp yerine yazıyoruz. P1'dir bunun kalanı. Bunun kalanı da arkadaşlar x yerine sıfırlayan değer olan 2'yi yazınca p2'dir. Demek ki p1 ile p2 birbirine eşit olmalıymış arkadaşlar. Kalanları bu şekilde buluyorduk. Hadi buradan p1 elde edelim. 1 artı a yapacaktır. Bir de p 2yi elde edelim. 8 artı 2a yapacaktır. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 1 artı a eşittir. 8 artı 2a. Buradan a eşittir. Eksi 7 yapacaktır. Evet. Bizden ne istiyor arkadaşlar? P3 değerini. O zaman Px polinomumuz tam anlamıyla oluştuğuna göre arkadaşlar x küp eksi 7x x'e 3 koyarsak buradan 3'ün küpü 27 eksi 21'den aradığımız cevap 6 olacaktır. Arkadaşlar ben öncelikle bu soruda grafiği şöyle yorumlamak istiyorum. <laughs> Şu değerleri yerine yazmadım. Yani x yerine 4 yazdığımızda f5 mi yapacak arkadaşlar? Ve bunun x yerine 4 yazdığımızda sonucun 1, 0 olduğunu biliyoruz. Yani f5 0'mış. Son arkadaşlar x yerine 1 yazdığımızda bakın burası x değeri ya. x yerine 1 yazarsak burası f2 olur arkadaşlar. Ve bunun da sonucunun arkadaşlar 3 olduğunu biliyoruz. Son arkadaşlar x yerine eksi 3 yazdığımızda f'in içerisi eksi 2 olacaktır bu durumda ve bunun sonucu da arkadaşlar 4'e gitmiş. Bu şekilde size arkadaşlar fx yerine başka bir fonksiyon yani içinin ötelenmiş halinin grafiğini verirse mutlaka x'leri yerine koyarak şurayı bir oluşturun. Çünkü buradan değer bulmak biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama şu bilgileri kullanmak çok keyifli arkadaşlar. Şimdi soruya dönüyorum. İntegral arkadaşlar eksi birden bire kadar f içerisinde 2x dx diyor. E şimdi arkadaşlar ben önce burada değişken değiştirmeliyim. Yani 2x'i u diyeceğim. Çünkü neden arkadaşlar? Değişkenimiz bakın x yani göstergimiz x'e göre integral almamızı gerektiriyor. Ancak içi 2x. Dolayısıyla önce bir değişken değiştirmeliyiz. 2x arkadaşlar u dersek türevini aldığımızda 2 dx eşittir du mu yapar? Buradan dx'in arkadaşlar e, du bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi getir bunları yerine yazalım. Tabii ki sınırları da değiştireceğiz bu durumda unutmayın. E, ne yapalım arkadaşlar? f türev içerisinde 2x u demiştik ya burası u oldu. dx de arkadaşlar de bölü 2'ye dönüştü. Bölü 2'sini bir bölü 2'ye bak integralin başına almak istiyorum. Burada tabi x yerine eksi 1 koyarsam u da eksi 2 olmuş oldu. Burada x yerine 1 koyarsam bakın şuradan u da 2 olmuş oldu. Unutmayın her değişken değiştirmede mutlaka sınırlar da düzenlenmeli. Zaten en püf nokta bu sorularda burasıdır arkadaşlar. Şimdi türevli integral birbirini götüreceği için arkadaşlar 1 bölü 2 F U çıktı arkadaşlar ve yeni sınırlarımız artık eksi 2'den artı 2'ye kadar. Bu arada arkadaşlar belli integrallerde artı C yazmanıza gerek yok. Neden? Çünkü integral dışına çıkardık 2 koyunca bir artı C, eksi 2 koyunca aynı artı C bir daha gelecek. Ama bunlar birbirinden çıkarınca C'ler birbirini götüreceği için belli integralde arkadaşlar C kullanmıyoruz. Şimdi ne oldu? 1 bölü 2 parantezinde F2 eksi F eksi 2. F2 nedir buradan? Hemen bakalım. Zaten bu değerleri okumuştuk arkadaşlar. 3. F-2 nedir? 4. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız eksi 1 bölü 2. Yani Bursa oldu. Evet çok şık bir soruydu arkadaşlar. Tam sınavdık. Evet yine arkadaşlar sınavda sorulabilmesi harika bir soru. Bakın arkadaşlar içerideki ifadenin bir çarpımın türevi olduğunu gördük. Dün i̇ntegral bir videomuzda bunlardan 4-5 tane yapmıştık arkadaşlar. Ee, i̇çerideki ifadeyi bilmediğim için fx ve gx'i doğrudan integral dışına çıkaramayacağım için ne yapmam gerekiyor? Bunun neyin türevi olduğunu öngörmem gerekiyor. Arkadaşlar eksi birden 3'e kadar nedir bu? fx çarpı gx'in türevidir. Gerçekten birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Türevli integral birbirine ötürüleceği için arkadaşlar fx çarpı gx kalacak elimizde ve sınırlarımız eksi birden üçe kadar. Şimdi bakıyorum f3 çarpı g3 eksi f eksi 1 çarpı g eksi 1 değerini hesaplamamız gerekiyor. Bizden istenen bu arkadaşlar. Bunları grafikten okuyacağız. f3'e bakalım. f3 arkadaşlar 5 çarpı g3'e bakalım. g3 0. Burası 0 yaptı f eksi 1'e bakalım. f eksi 1 arkadaşlar 1'e gitmiş. Çarpı g eksi 1'e bakalım. O da 5'e gitmiş. Yani cevabımız arkadaşlar eksi 5 adına olsun. Evet değişken değiştirme demiştik arkadaşlar. Ee, basit bir değişken değiştirme sorusu değil bakın. D'nin içi x küp. Yani öncelikle benim arkadaşlar x küpe u demem gerekiyor. Yani göstergen bir kere dx falan gibi bir şey olsa çok rahat ederim ama şu an x küp biraz sıkıntı. Hemen arkadaşlar x küp u diyeceğim. Bunun türevini alırsam ne olur arkadaşlar? 3x kare dx eşittir dv mu olur? Evet elimizde böyle bir şey oluştu. Ee, şimdi getirip x küp gördüğümüz her yere bunları yazalım arkadaşlar. x küpü o dersem burası 2u artı 2 yaptı. Çarpı burası dv oldu. Ee, pardon evet dv oldu. D u yerine de evet şunu aslında çok yapmamıza da gerek yokmuş arkadaşlar. X küpe doğrudan U dersek doğru bak burası D oldu. Burası da ne olmuş oldu? 2 U 2 oldu. Yani her şey dönüşmüş oldu. Aslında şu kısma çok ihtiyacımız olmadı. Çünkü X küpe yerine doğrudan U yazmıştım. Bu D oldu zaten. Sadece burada sınırları düzenlememiz gerekiyor. Sınırlar artık değişti. X yerine 1 koyarsam eksi 1'in küpünden U arkadaşlar eksi 1 yapar. Alt sınır 2 koyarsam 2'nin küpünden 8 yapar. Şimdi ben bunu integral dışında artık çok rahat çıkarabilirim. Basit bir integral dönüştü. 2 u kare bölü 2'den burası u kare yaptı. Bu da 2 u yaptı. Sabit terim biliyorsunuz kullanmıyoruz belli integralde. Şimdi 8'in karesi 64 artı 16 eksi. Eksi 1'in karesi 1 eksi 2. U yerine eksi 1 koydum bakın. Burası arkadaşlar 80 yaptı. Burası da ne yaptı arkadaşlar? Eksi artı 1'e dönüştü. Yani aradığımız cevap Ceyhan olsun. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli fonksiyonlardan bahsediyoruz. Bunlar y eşittir x doğrusuna göre simetrikmiş arkadaşlar. Şimdi y eşittir x doğrusuna göre iki fonksiyonun simetrik olması demek arkadaşlar. Bunların birbirinin tersi olması demek. Yani örneğin burası f fonksiyonuyken arkadaşlar. Burası da onun simetriği g fonksiyonuysa arkadaşlar. O zaman bu şu anlama geliyor. fx mutlaka g'nin tersine eşit demek arkadaşlar. İki fonksiyon y eşittir x'e göre simetrikse bunlar birbirinin tersidir. E o zaman ben şuradan tutup g yerine f'in tersi yazsam. Yani şu integral'i şöyle dönüştürsem. 1'den 2'ye kadar f bileşke f'in tersi x dx de desem. E arkadaşlar tersle f birbirini götürürse sadece elimizde 1'den 2'ye kadar x dx kalmaz mı? Evet buradan o da dışarıya x kare bölü 2 diye çıkacaktır. O da arkadaşlar önce 2 koyacağız 4 bölü 2'den 2 eksi sonra 1 koyacağız 1 bölü 2 aradığımız cevap 3 bölü 2 Ceyhan olacaktır. Evet. Burada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. A'dan B'ye ve B'den C'ye. O zaman ben diyorum ki acaba şöyle bir şey yapsam mı? Şunu yeni değiştirsem. Biliyorsunuz belli integral özelliklerden bir tanesi. Örneğin e, A'dan B'ye bir integralimiz varsa fx. Siz bunun sınırlarını yeni de B'den A yaptığınızda bu eksi fx'e döner arkadaşlar. O zaman ben şimdi burada sınırlarını yeni değiştireyim. A'dan B'ye x kare dx Şunun sınırlarını yine B'den C'ye yaparsam eğer bu önüne bir daha eksi geleceği için artıya dönecektir. B'den C'ye x kare dx olacak. E integral ikinci özelliği burası A'dan B'ye fx iken burası da B'den C'ye fx ise sınırları birleştirdiğimizde A'dan C'ye bakın ortadaki geçiş aynı e, fx olacaktır. Yani ne yaptık arkadaşlar? Şunlar aynı olduğu için ben bunu A'dan C'ye doğrudan x kare artı 4 x kare eşittir 4 diyebildim. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle içlerin aynı olması gerekiyor Sınırlar bu şekilde birleştirebilmem için. Şimdi bu integral dışında x küp bölü 3 diye çıkacak. Bakın şuradan devam ediyorum. Sınırlarımız da a'dan c'ye. Yani buradan arkadaşlar c küp bölü 3 eksi a küp bölü 3 geldi mi arkadaşlar? Evet. Şimdi devam ediyorum. Buradan sonra biraz çarpanları mı yapacağız anlaşılan? Ee, bu zaten küp açılımdan c eksi a çarpı c kare artı a kare e, eksi ac olmaz mı arkadaşlar? Pardon artı ac. Değil mi? Küp açılımdan bölüçümüz var. Eşittir 4. Hatta şu bölüçü direkt buraya atıp 12 yazalım. Şimdi c eksi a'nın zaten biz 2 olduğunu biliyoruz. O zaman c kare artı a kare artı a c'nin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şurada ilk tarafın karesini alırsak c kare eksi 2 a c artı a kare eşittir 4 oldu. Buradan c kare artı a kare yerine ne yapabiliriz? 4 artı 2 a c yazabiliriz. O zaman ee, c kare artı yerine, yerine 4 artı 2 ac yazarsam arkadaşlar buradan 3 ac eşittir 2 yaptı. Ac'nin 2 bölü 3 olduğunu yani cevabı bursa olduğunu söyleyebiliriz. Evet bir parçalı fonksiyonumuz var ve bir öteleme var. Evet harika bir soru arkadaşlar. Bu da yine sınav sorularına çok benzer yakın bir soru. Şimdi adam bize fx-1'den bahsetmiş. Unutmayın bir integralde fonksiyonun içi değişikse mutlaka buna u demelisiniz. Yani öncelikle x eksi 1'e u diyelim. Türevini alırsak dx olur. Bunu türevini alsak d olur. Bakın integral yeniden düzenleyelim. 3 çarpı hatta 3 integral dışına alabilirsiniz. fu burası da zaten d oldu. Peki hocam ne değişti? Sınırlar değişti. Bakın burada x yerine 0 koyarsanız u'nun alt sınır -1 oldu. Burada x yerine 3 koyarsanız u'nun üst sınır 2 oldu arkadaşlar. Şimdi artık şu ifade çok rahat integrallenebilir bir ifade. Ama burada da şöyle bir sorun var arkadaşlar f fonksiyonumuz parçalı bir fonksiyon. f fonksiyonu parçalı bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar 2'ye göre bu integrali parçalamalıyım. Yani şöyle 3 parantezde bir dursun. Yani integrali eksi 1'den ne yapacağım arkadaşlar? Ha pardon hiç parçalama gerek yok. Zaten benim integral'im eksi 1'den 2'ye kadarmış. Yani üstüne geçmiyor 2'nin. Sadece o zaman 2'nin altındaki parçayı kullanmamız yeterli. O zaman ben buraya ne diyebilirim? İntegral içerisinde eksi 1'den 3'e kadar x artı 4 pardon eksi 1'den 2'ye kadar x artı 4 diyebilirim. Çünkü burada fonksiyonumuz bu. Ee, sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu integral dışında x kare bölü 2 bunu da artı 4x diye çıkarıyorum. Sınırlarımız arkadaşlar 2 ve eksi 1. Önce arkadaşlar 2'yi koyalım. 4 bölü 2'den 2 artı 8 10 30'umuz var. Eksi. Sonra arkadaşlar eksi 1'i koyalım. 1 bölü 2 eksi 4'ten. Şöyle bir ifade geldi. Yani 30 eksi 3 bölü 2 artı 12. Yani 42 eksi 3 bölü 2. O da 84 yapar. 3 çıkarırsam 81 bölü 2 mi kalır? Yani cevabımız denizli olur arkadaşlar. Şimdi burada mutlak değer var. Mutlak değer çok önemli. Mutlak değerlerin kırılma noktalarına göre arkadaşlar integrali parçalamak zorundayız. Hani türevi videolarımızda bundan bahsetmiştik. E, limitte de bahsettik. Mutlak değerin limit türev ya da integralini doğrudan alamıyoruz arkadaşlar. Hangi noktada hesap yapacaksak o noktadaki haline göre çıkarıp ondan sonra integral almalıyız. Şimdi bakıyorum bunun kırılma noktası 0. Bunun kırılma noktası eksi 2. Ben demek ki integrali parçalamalıyım. Nasıl parçalayacağım? Çünkü sıfırın şöyle bir şey de yapabilirsiniz isterseniz köklerini yazarak çıkmış hallerine ona göre integralısınız şimdi fx fonksiyonun eksi 2'nin sondayken eksi 2'den küçük değerler verirken halini yazacağım Bu negatif çıkar eksi x diye bu da arkadaşlar eksi 2'den küçük değerler için yine negatif çıkar yani eksi x eksi 2 diye yani fonksiyonuz burada eksi 2 x eksi 2 oldu eksi 2 ile 0 aralığında yani eksi 2'den büyük değerler verdiğimde 0'a kadar bu yine negatif çıkar Ama bu sefer bu olduğu gibi çıkar Buradan cevap 2 oldu sadece. Sıfırdan büyük değerler için her ikisi de pozitif çıkar. Yani bu x diye çıktı. Bu da x artı 2. Yani fonksiyonumuz 2x 2 x artı 2'ye döndü. Şimdi fx fonksiyonumuz bunlar olduğuna göre arkadaşlar her bir parça için ayrı ayrı integrallerini alalım. Yani şimdi integral fx'i hesaplayalım. Bu üstünü bir arttırıp arkadaşlar çıkarırsak eksi 2 x kare bölü 2 yani eksi x kare olur. Eksi 2 x olur. Artı c var ama yazmayacağım. Belli integral olduğu için onlar hep zaten nötrlenecek. Eee Sonra arkadaşlar burada integral alırsam bu 2x diye çıkar. Burada integral alırsam 2x kare bölü 2'den x kare artı 2x diye çıkar. Şimdi buradan arkadaşlar değerleri yerine koyalım. Eksi 2'nin karesi ne yaptı? 4. Önde de eksi var. Eksi 4. Buradan da eksi 2 koyunca artı 4. Yani burası 0 yaptı. Gördüğünüz gibi. Eksi. Şimdi eksi 3'ü koyuyorum. Eksi 3'ün karesi eksi artı 9. Önde de eksi var. Eksi 9 artı 6. Burayı hesaplarsak 0 eksi 3'ten 3 yapacak. Şu ilk partımız arkadaşlar 3. İkinciye gelelim 0 koyarsam 0 eksi 2 koyarsam eksi 4 yani burası da arkadaşlar 4 yapacak buraya gelince de arkadaşlar 1 koyunca ne olacak 1 artı 2 0 e koyunca da 0 burası da yine 3 yapacak o zaman toplamları 10 adana yapacaktır arkadaşlar Evet gerçek sayılar kümesinde bir f fonksiyonu y eksenine göre simetrik oldu. Arkadaşlar fonksiyonlar eğer y eksenine göre simetrikse bu fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. Değil mi? Yani fx çift fonksiyondur. Ne demiştik arkadaşlar? Çift fonksiyonlar içine siz eksi de koysanız artı da koysanız değil mi? Aynı değeri verirler bize. Neden? Çünkü y eksenine göre e, simetrik bir fonksiyonda arkadaşlar örneğin bir parabol x kare bakın çift fonksiyon. Siz eksi a da verseniz artı a da verseniz şöyle yazalım. Bunların sonuçları ne yapacaktır? Aynı yere gidecektir. Çift fonksiyonlar y eksene göre simetrik olduğunu biliyoruz. Şimdi sorumuza dönelim. Bu soruda arkadaşlar e, madem fx çift fonksiyon. Bu çift fonksiyonsa integral dışına arkadaşlar tek olarak çıkacaktır. Yani integral dışına çıkmış anne büyük f diyelim. Bu arkadaşlar tek olmak zorunda. Çünkü çift ya integral üzerine bir arttıracağı için teke dönüşecektir. Bu da arkadaşlar ne olacak? Fa f a eksi f eksi a olacak. Şimdi arkadaşlar fx tek fonksiyon olduğuna göre içindeki eksiği önüne kusacaktır. Yani fa artı fa'dan 2 tane fa olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Yani sadece üst sınırdan hesapladığım cevabın iki katı diyebilirim. Değil mi? O zaman e, burada üst sınırdan hesaplanan cevap 12 idi. Değil mi? Bakın gerçekten bu integral dışında büyük fx diye çıktı ya. Sıfırdan ne oldu? a'ya kadardı. Bu da zaten ne yapacaktı? fa değil mi? E, o da eşittir arkadaşlar. 12'ydi zaten. E, şimdi f'a 12 ise bize 2 tane f'a lazım. Yani cevabımız Deniz olacak. Peki e, f0'ın arkadaşlar. Yani şurada aslında bir de eksi f0'ımız var. Bunun sıfır olduğunu nereden biliyoruz? Yani hocam bu nereye gitti diye sorabilirsiniz. Kendisi çift, çıkmış hali tek. Şimdi büyük fx tek fonksiyon olduğuna göre bunun içerisinde örneğin şöyle şey olacak. x artı 5x gibi. Sabit terim falan olmayacak. Ve siz yerine sıfır koyduğunuz zaman otomatikman her terim gidecek. Ve F0 sıfıra dönecek arkadaşlar. Onun için şunun sıfır olduğunu garanti biliyoruz. Evet çok kaliteli bir soruydu. Geçiyorum arkadaşlar. Bir parçalı fonksiyonumuz var ama x'in içi x artı 1. Biz ne demiştik? Fonksiyonun içi karışıksa arkadaşlar mutlaka önce orada değişken değişme yapalım. x artı 1 u diyelim arkadaşlar. Türevini alırsak dx olur. Karşının türevini alırsak d olur. Şimdi hemen şey yapalım bunları yerine koyalım. Yani F, U, D, U'ya dönüştü burası. Diyorsunuz ki ne değişti hocam? Çok şey değişti. Burası bir kere ne oldu? Güzel bir fonksiyon oldu. Göstergemiz U, fonksiyonun içi de U. Rahat rahat integral dışına çıkarabilirim. Bir de sınırlar değişti. X yerine eksi 2 koyarsanız eksi 2 artı 1'den burası eksi 1'e döndü. 0 artı 1'den burası da 1'e döndü. Şimdi arkadaşlar burada F fonksiyonumuzun kırılma noktası. Yani bu şunları u diyebilirsiniz hiç fark etmez. Sonuçta bu fonksiyon öylesine tanımlanmış bir şey. Yani f u buymuş gibi davranabiliriz. Şimdi arkadaşlar kırılma nokta sıfır olduğu için ben bu integrali parçalamak zorundayım. Yani eksi birden sıfıra ve sıfırdan bire. Neden? Çünkü fonksiyonumun sıfırda bir kırılma noktası var ve benim aralığımın içerisinde giriyor bu sıfır. O zaman eksi birle sıfır arasında ben şu parçayı kullanmalıyım. Artı sıfırla bir arasında da yani bir sıfırdan büyük yerlerde de şu parçayı kullanmalıyım. 3x kare bölü 2 artı 2x 0 eksi 1 6x kare bölü 2 yani 3x kare artı 3 x yine 1 ile 0. Şimdi 0 koyarsam burası 0 olacak eksi. eksi. 1 koyarsam da 3 bölü 2 eksi 2 olacak. Burası arkadaşlar eksi 1 bölü 2 önde eksi olduğu için artı 1 bölü 2'ye dönüşecek. Şu parça. Şimdi buraya gelelim. Buradan da arkadaşlar 3 artı 3 değil mi? 1 koydum önce. Eksi 0. Yani buradan da 6 gelecek. Toplarsak o da 13 bölü 2. Yani Bursa yapacaktır arkadaşlar. Yine biraz önce konuştuğumuz özel soru tiplerinden birisi arkadaşlar. İçine U demem gerekiyor. Bakın bundan birkaç defa çözdük. Bugün harika bir soru tipidir. Bunu türevini alırsam 2DX olur. Sağ tarafta D olur. Yani ben DX gördüğüm her yere D bölü 2 yazacağım. Bunu biliyorum artık. Tabi sınırları da güncellemem gerekiyor. Bakın şunun için konuşuyorum. E, X yerine 0 koyarsam U3 yapar. X yerine 2 koyarsam U7 yapar. Tabii ki şurası U olduğu için. FU Pardon çarpı dx yerine de du bölü 2 koyacaktık. du'yu buraya yazıp 1 bölü 2'sinin integral dışına alabilirim. Şimdi şu ifade bakın arkadaşlar zaten 3'ten 7'ye kadar bu soru oluyor bize. Aa zaten o da var. Yani bulmak istediğimiz ifade bu. Değil mi? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Eşitliğin karşı tarafında 5 bölü 2 olduğunu biliyoruz. İkiler birbirini götürürse arkadaşlar buranın 5 olması gerekmiyor muymuş demek ki? Cevabımız Ceyhan. Şimdi sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar mükemmel bir soru. Burada arkadaşlar büyük f'in tek olduğunu biliyoruz çıkmış halinin büyük g'nin de çift olduğunu biliyoruz değil mi? Neden arkadaşlar fonksiyonun kendi tekse integral üzerine bir arttıracağı için ne olacak arkadaşlar? Çifte dönüşecektir. Şimdi şuraya bakalım. E ne oldu? Büyük f 4 eksi büyük f -4. E artı büyük g4 şunu yazıyorum arkadaşlar. E, artı pardon eksi g eksi 4. Bu ifadenin sonucu 20'ymiş. Şimdi arkadaşlar f e, tek fonksiyonsa şu içindeki eksi dışarı kusacaktır. O zaman burası 2 tane f4 olacaktır. Değil mi? E, g de çift fonksiyonsa içindeki eksi yutacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın aynı şeyler birbirinden çıkardığım için burası da 0 yapacaktır. Dolayısıyla 2 f4 20 ise buradan f4'ün 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aşağıdaki ifadeye gelelim. Burada da arkadaşlar büyük f4 eksi büyük f0 eksi G4 eksi G0 ama buradan gelen G eksi ile birlikte bu artı G0'a dönüşecek arkadaşlar. Eşittir 8'miş. Şimdi biz F'in ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çıkmış hali büyük F'in tek olduğunu biliyoruz. Eğer tekse arkadaşlar tek fonksiyonlarda sıfırın sonucu hep sıfırdır. Neden? Çünkü tek fonksiyonlarda sabit terim olmayacağı için hep böyle x küp artı 3x kare, şey 3x falan gibi ifadeler olacağı için sabit terim burada artı 5 falan diye bir şey olmayacak biliyorsunuz. x yerine 0 koyunca bunun sonucu hep 0 yapacaktır. Tek fonksiyonlar için konuşuyorum. O zaman burası 0. elimizde f4 kaldı. F4'ün de zaten ne olduğunu diyoruz? 10 olduğunu diyoruz. Yani şu ifade 10. Peki g4'ü biliyor muyuz? G4'ü bilmiyoruz arkadaşlar. Bu dursun. Eksi G4 artı G0 eşittir 8. Bunlar karşıya atarsam g4 eksi g0 eşittir 2 olacak. Burada dursun. Şimdi aşağıdaki bilgiye gelelim arkadaşlar. Bu da dışarı büyük g diye çıkacak ya. Bize g0 eksi g eksi 4 soruluyor arkadaşlar. Doğru mu? Üstten 6. E zaten biz bunun eksi 2 olduğunu şuradan görebiliyoruz değil mi? Şunun çarpmaya göre eksi ile çarpılmış hali arkadaşlar çarpma göre tersi. Yani cevabımız burası olacaktır. Evet harika sorular arkadaşlar. Bunlar gerçekten tam sınavda sorulabilecek sorular. Mutlaka defalarca inceleyin arkadaşlar. Başarılar diyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.